Hepinize selamlar Koraçan izleyenleri. Bugün sizlere çok 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 önemli bir konudan bahsedeceğim. Bunun üzerine çok video çekildi, çok anlatıldı, çok bahsedildi ama görüyorum ki hala 2 sene geçmesine rağmen üzerinden başlıktan da anlayacağınız gibi A1 ehliyette CC sınırı kalktı mı? Sürekli bundan bahsediliyor, sürekli bu soruluyor. Videonun sonunu izlemeyenler, sıkılıp kapatacak arkadaşlar için önce şunu söyleyeyim. CC sınırı hala devam ediyor. Kalkmadı, değişmedi, hiçbir şey olmadı. A1 ehliyet 125 cc'den yukarısını kullanamaz. 130 cc'yi bile kullanamaz. Bunu artık anlayın. Görüyorum ki hala ve maalesef diyorum çünkü hala A1 ehliyette 125 cc sınırı kalktı diye paylaşımlar yapılıyor. Oğlum bu nasıl bir koridorla burada? Hala böyle paylaşımlar yapılıyor. Normal arkadaşları, normal vatandaşları anlarım. Sağdan soldan okuyorlar, inanıyorlar, paylaşıyorlar. Bunları anlıyorum da arkadaş, şu motovlog denen arkadaşlar, hani motovlog diyorlar ya, birçok kardeşimizin her şeyi bildiklerini zannettikleri motovloglar var. Bazıları, hepsi değil ama büyük bir çoğunluğu. Yani bunların bu şekilde yanlış bilgi vermesi, araştırmadan, incelemeden, sadece açıp herhangi bir sitede, herhangi bir forum sitesinde gördükleri yazıyı, o bilgi tamamen doğruymuş gibi alıp böyle insanlara, bir de altına böyle hani görsel hazırlıyorlar, video yapıyorlar, fotoğraf yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar, görseli hazırlıyorlar ve sağına soluna logolarını çakıyorlar ve sadece herhangi bir yerden, bir tek yerden okuyup doğru zannettikleri bilgiyi insanlara bir şeyler öğretiyormuş edasıyla paylaşıyorlar. Bu ne oluyor abi? Bu insanlara takip eden on binlerce, yüz binlerce kişi, çünkü bakıyorum bunu yapan arkadaşları daha geçen gördüm. Adamın 100.000'i aşkın takipçisi var. Bu adam A1'de 125 cc sınırı kalktı diye paylaşım yapmış. Altına da bu görsel şu motovlog tarafından hazırlanmıştır diye yazmış. Abicim bak, tamam insanlara iyilik yapmaya çalışıyor olabilirsin. İnsanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyor olabilirsin. Bir şimdiye kadar hiçbir motovlogcuyla polemiğe girmedim veya motosiklet kanalıyla diyelim, hiçbiriyle polemiğe girmedim, hiçbiriyle tartışmadım. Birçoğu beni sever sayar, abileriyim birçoğunun, sağ olsunlar. Birçoğunun kardeşleriyim. Onlar da kendi kardeşleri gibi severler sayarlar. Hiçbirine dalaşmadım ama bu konuda çok rahatsızım. Çünkü siz birçok kişinin takip ettiği insansınız ve doğruları paylaşmak zorundasınız. Bak, İstediğiniz videoyu çekebilirsiniz. İstediğiniz hareketi yapabilirsiniz. Yapmamanız gerekiyor. O ayrı konu. Ama trafikte istediğiniz videoyu, istediğiniz video konusunu çekebilirsiniz. Neyi istiyorsanız yapabilirsiniz. Ama insanlara bilgi veriyorken doğru bilgi vermek zorundasınız. Yani birileriyle polemiğe girmek istemiyorum. Birilerinin bana cevaben videolar falan çekmesini istemiyorum. Bu yüzden bu konuyu çok uzatmayacağım ama lütfen doğru bilgi verelim. Eğer sen oraya çıktıysan, insanlara bir şey öğrettiğini söylüyorsan, böyle davranıyorsan, paylaşımlarının insanların yararına olduğunu düşünüp bu şekilde paylaşımlar yapıyorsan, doğru şeyler paylaşmak zorundasın. Bunu benim size öğretmeme gerek yok, bunu anlatmama gerek yok, bunu hiç kimseye benim anlatmama gerek yok. Yani bir insanın bunu akıl etmesi lazım. Şöyle demen lazım. Hayır, dur ben geçeyim. Dur. Şunu akıl etmen lazım. Bir yerden ya, bu motovlogcu ya da herhangi biri, herhangi bir insan, herhangi bir eğitimci veya normal vatandaş, hiç fark etmez. İlkokul mezunu, üniversite mezunu, hiç fark etmez. Bir insan bir yerden okuduğu şeyi başka biriyle paylaşacaksa eğer, tek bir kanaldan okuyamaz abi. Tek bir kanaldan derken tek okuduğu yere güvenerek o şekilde paylaşım yapamaz. Tek bir yerden okuduğunu insanlara doğruymuş gibi paylaşamazsın. Kainatta tek bir yerden okuduğun şeyin doğru olma ihtimali sadece Kur'an-ı Kerim'de var. Sadece tek bir yerden okuduğun kesinlikle doğru olması için onun Kur'an-ı Kerim olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Onun dışında tek bir yerden okuduğun, tek bir yerden duyduğun, tek bir yerden gördüğün şeyi doğruymuş gibi insanlara anlatamazsın. Açacaksın, okuyacaksın abi. Paylaşmadan önce inceleyeceksin. Ulan bu hakikaten böyle mi diyeceksin? Gerçekten
böyle mi olmuş diyeceksin. Ben bunu insanlara anlatıyorum ama yanlış bilgi verebilir miyim diyeceksin. Bak senin 100 binler, 200 binler, milyonlarca takipçin olmana gerek yok. 10 tane takipçin var diyelim. Sen bunu paylaştın. O 10 taneden bir tanesi başka bir yerde paylaşacak. O orada paylaşacak. Bu burada paylaşacak. Yanlış yapıyorsunuz. Benim paylaştığım her şey, anlattığım her şey doğru mu? Ha, aralarında hatalı olanlar var mıdır? Elbet vardır ama ben şimdiye kadar rast gelmedim. Gelirsem de düzeltirim zaten. Ama ben bir şeyi anlatmadan önce kendi bildiğim konuyu bile, yani o konuyu ben biliyorum. Evet o öyle. Ama buna rağmen değişmiş mi, değişmemiş mi, yeni yasa çıkmış mı, bir şey olmuş mu, insanlar bu konu hakkında neler söylüyor? Açıp onları sayfalarca okuyorum, araştırıyorum. Ondan sonra diyorum ki bak bu böyle. Önce kendin araştır, kendin öğren. Millete yanlış şeyler anlatma. Yanlış şeylerle insanların kafasını karıştırma. Yapıyorlar böyle şeyleri. Bir sürü var böyle. Yapıyorlar. Sadece motovlog kanalı veya motosiklet kanalı, motovlog diye ayırmayacağım. Motosiklet kanalları veya herhangi bir motosikletle alakalı şeyler, sayfalar, gruplar da aynı yanlışa düşüyor. Şimdi beni baz alın. Ben bunu anlatıyorum. Bak diyorum ki size. A1 ehliyette 125 cc kalkmalı. Halen devam ediyor. 125 cc'nin kalktığı yer sürücü kursları. Şimdi yasa diyor ki, ehliyet yasası diyor ki, A1 ehliyetle 125 cc sınırına kadar ve yanlış hatırlamıyorsam 11 kW'a kadar kullanabilirsiniz diyor. Sonra sürücü kursları bu konuda çok sorun yaşadığı için onlara ayrı bir yönetmelikle düzenleme getirdiler. Bu düzenlemede diyor ki, sürücü kursundaki eğitim verilen motosikletlerde 125 cc sınırı kalktı ibaresi ekliyorlar. Yani diyor ki sürücü kursları 125 cc'ye kadar A1 verirken 125 cc ile öğretmek zorunda değil. 150 cc ile de öğretebilir. Ama 11 kW diyor. Yani 11 kW'ı hatırlamıyorum. Onunla emin değilim. Ama 125 cc sınırını kaldırdık diyor. Sürücü kursları için. Şimdi bunu zamanında ilk bu şey geldiğinde, yönetmelik geldiğinde bir tane web sitesi, ismini de vermeyeceğim. Yani böyle bayağı da ünlü bir motosiklet sitesi. Araştırmadan etmeden bunun için bak bir tane web sitesinin başının altından çıktı bu. Bir tane web sitesi. Bütün Türkiye'deki ehliyet alacak çocukların hepsinin kafasını karıştırdı. Anlatmak istediğim bu. Bir tane web sitesi tuttu abi ana sayfasından dedi ki A1 ehliyette 125 cc sınırı kalktı. Böyle bir paylaşım yaptılar. Şimdi ben bunu gördüm. Facebook'ta biri paylaşmış. Baktım altında hemen web sitesi yazıyor. Web sitesini açtım abi. Doğru yazıyor. Ama gerçekten doğru mu? Bir araştırdım. Sadece sürücü kursları içinmiş. Onu okuyup araştırmayan binlerce insan var. Araştırdım abi. Gönül rahatlığıyla size kalkmadığını söyleyebiliyorum. Onu gören sayfalar, onu gören gruplar, forum siteleri, motovloglar şöyle böyle. Hani birileri gidiyor, diğer bazı arkadaşlar var. Gidip polise soruyorlar. Polise sorduk, CC kalkmış. Öyle bir şey yok abi. Polis sürücü kurslar yönetmeliğini falan bilmez. Tamam mı? Polis sana A1 ehliyette 150 cc'yi kullanıyorsun diye ceza yazar ve böyle mal gibi kalırsınız. Tamam mı? Ve siz niye yazıyorsun abi kalkmış falan diyemezsiniz. Polis ayrıntıları, bütün yasaların ayrıntılarını tek tek bilemeyebilir. İnsanlık hali unutabilir. Haberi olmayabilir değişen yasadan. Polis böyle dedi diye öyle bir şey yok. Açıp yasaya bakacaksın. Sen kendi vatandaş olarak okuyacaksın, öğreneceksin abi. Polise sordun falan filan yok. Zaten çoğu bilmiyor. Bazılarınıza yazılmamış olabilir. Bazı polisler kalktı zannediyor olabilir. Umursamayabilir. Bilmiyor olabilir. Ceza yemeyenleriniz olabilir. Ama polisin size ceza yazmıyor olması o yasanın öyle olduğu anlamına gelmez abicim. Anlatabiliyor muyum? Sakın yanlışa düşmeyin. Aldanmayın. Adam çıkıyor oradan Paint'ten bir görsel hazırlıyor. Ya da takıyor mikrofonu kafaya, kamerayı takıyor. Abi şöyle böyle. Ya oğlum bırakın bu işleri, bırakın insanlara yanlış bilgi vermeyin bak. Bir sürü insan ceza yiyor. Ve sosyal medya öyle bir hal aldı ki sen orada ufacık bir şey paylaşıyorsun ama milyonları yanlışa düşürüyorsun. 50 bin kişi takip ediyor, 100 bin kişi takip ediyor olabilir. Ama senin yaptığın sosyal medya sayesinde milyonlara ulaşıyor. Kısacası çok uzattım, bağlayayım. Kısacası sosyal medyada her gördüğünüzü, her okuduğunuza inanmayın. Hani yazıyorsunuz adamın dibisin, her şeyi iyi biliyorsun, çok iyi paylaşım yapıyorsun, şöyle insansın, böyle insansın, şusun busun. Onlara da inanmayın. Ha, sevin, takip edin ama paylaştıkları şeylere dikkat edin. Doğru olup olmadığını araştırın. Her şeye inanmayın. Açın mevzuatı kendiniz okuyun. Başınız ağrımasın. A1 ehliyette 125 cc sınırı kalkmadı. Halen devam ediyor. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetiniz.